Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar. Pardon abi, baştan alabilir miyiz? Ben gözlüğümle oynadım çünkü. Neden baştan alıyoruz abi? Yani ben gözlüğümle oynuyordum. Olabilir abi. Senin gözlüğünle oynaman benim anonsuma niye engel olsun? Neden beni görüyorsun? 3, 2, 1. Ne oldu? Abin topa girmeyince tıp. Ya. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler. Efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz, teknik masamızda The Sakal of the World ve şu anda koronavirüsü münasebetiyle ülkemizde maalesef kalmak zorunda kalan Japonya'daki halasının kızının düğününe gidemeyen Inamatu Tokyodes ve hemen yanımda hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, degüstatör, maratonmen, Türkiye kareli gömlekler giyen federasyonların başkanı ve şirket CFO'su 10 parmağında 156 marifetle Can Yılmaz. Hoş bulduk abi. Süper abi. Süper. Müthiş. Tüylerin diken diken oldu. Evet abi, gözlüğü biraz uzak koyarsak. Sahne çalmasın diye. Her zaman olduğu gibi gözlüğü. Hocam ben gece görüş gözlüğümü çıkarıyorum ve xenon farlarımı da takıyorum. Sevgili hocam. Hoş geldin abi, nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Nasıl geçti bu hafta? Hocam bu hafta şöyle geçti. Bu hafta çok kıymetli bir büyüğümüzün vefatının ikinci yılına geldik. Sevgili üstadımız, pirimiz Nur Subaşı. Nur Subaşı. Ben Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1000 sene evvel mezunum. Şu anda da emekliyim ama devlet tiyatrosuna rejisörlük yapmaktayım. Hem oyuncuyum hem yönetmenim. Ha, bütün bunlardan sonra dublaj giriyor. Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Bizim anonstaki taklidini yapmaya çalıştığımız bu büyük adamı böyle diyerek ortamları dolduran bir adamdı hocam. Evet. Siz Nur Bey'le konuşurdu abi. Siz Nur Bey'le tanıştınız. Tanıştık. Beraber rakı içme fırsatı da doğdu. Hatta fırçasını da yedik. Yani fırçasını da yedik. Aynı gün içerisinde hem rakısını içtik hem fırçasını yedik. Yedik. Hem bir iki bir şey öğrendik. Hayatla tabii ilgili dersler. Tanıştık kendisiyle. Bir daha ama sizin kadar değil tabii muhabbetim. Tabii. Bir daha hatırlarsan Yahşi Batı'daki bizim sesimizdi. Evet. Yani kahvalar geliyor diye. Nur Bey çok enteresan bir adamdı gerçekten hocam. Beni arkadaşlarım zaten Nur Bey'i tanıyanlar şu anda pek az sayıda kalmış olabilirler hocam. Ama önemli bir adamdı. Çünkü devlet tiyatrolarında barometre gibiydi Nur Bey. Ne demek o? Yani koca koca grubun içindeki sancıları dengeleyen adamdı. Bazen bir laf ederdi, tartışmayı bitirirdi. Evet. Bilgi adam yani. Bilgi adamdı. Yani ombudsmandı o anlamda. Hem de herkesin sözü de yaşam, dinlenirdi yani. Sözü dinlenirdi. Dünya komiği bir adamdı. Zaten bu bizim anonsta yaptığımız onun geleneksel kendi sesine yerleştirmiş olduğu nidalardı. Mesela bir restorana gittik değil mi? Restoran evet, kalabalık, kaynıyor. Böyle. Garson çağıracaksın değil mi? Mesela biz evet olsak garson, arkadaşım, arkadaşım, bakar mısın? Bak geçti 10 saniye. Evet. Nur Bey'le gittiği zaman Nur Bey o korna gibi o. Onunla önce garsonla göz göze gelip sadece garsonu değil bütün meyhaneyi yakalıyordu zaten. Yani çünkü bir anda orada uğultular içinde şöyle bir ses duyuyorsun. Deyince zaten herkes dönüyordu. Ne oluyor diye. Kim bakıyor buraya yavrum? Hemen yakaladım adam. Sen bak buraya çocuğum deyip böylece zaman tasarrufu evet yapıyoruz. Yani yaşı itibariyle de bak buraya çocuğum diyebiliyordu. Yani diyebiliyordu. Sen ben onu demese iyi olur tabii. Bir kere yanlışlıkla Ankara'da bir gece kulübünde bak buraya çocuğum demiş. Adam meğer Güneydoğu'daki bir spor kulübünün başkanıymış. Ruhsatlı, silahlı, milahlı adam sen kime çocuğun falan diye dönünce sana demedim koç. Hemen arkandakine diyerek kurtarmıştı. Direci almış. Direci almış tabii. Evet tabii Nur Bey'in hikayelerinde
bir rakı masası illaki var abi. Rakı masasının finalinde de bir dayak yeme ihtimali %30 olarak hep duruyor. Fakat nedense işte o bir ilahi bir güç var. O hep böyle mıknatıs gibi hani bir yerde böyle bir tutuyor, anlatabiliyor muyum? Yani koruyucu bir şeyi var. Evet. Zırhı var. Sevimlilik de var. Ya sevimlilik yani de var. Bağlayabilme yeteneği var abi. Yani şimdi dövmeye gelecek, ne diyorsun arkadaşım dediği zaman hemen bağlayabilecek bir şey üretebiliyor. E tabi mesela taksiciyle kafa kafaya gelmişler. Taksici geçmek ister ki hani bunu böyle heng heng yapıp bir korkuturlar ya. Bu da uyanmış adamın bunun önüne geçeceğini. Aynı anda hamle yapınca bu zınt diye önüne geçmiş, yol vermemiş. Vermeyince şoför camdan bağırmış, demiş ki dayı ayıp olmuyor mu demiş falan. Biz bu numaraları sizden öğrendik çocuğum. Bilgi adamdı Nur Bey. Bilgi adamdı. O rahmetli anıyoruz. Dayak yeme ihtimalini %80'e çıkarmış bu hamlesiyle. Çıkarmış aslında. Ama çok zamanda hep herkesten hakikaten saygı ve sevgi görürdü. Evet. Aslında çağdaş bir Diyojen'di hocam. Hayatı boyunca hep Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadı. 45-50 metrekarelik, 60 metrekarelik yerlerde yaşadı. Daha çok dublaj sektörü, tiyatro falan filan bizim camianın içinde gelip evet. giden ama eskilerin deyimiyle nevi şahsına münhasır. Fabrikası bir tane üretti ve kapattı. Üretti, evet. Ama her hatırlayışımızda tabii ki hep kahkaha dolu güzel anlarla adamı hatırlamak güzel. Anılarda şey yok yani kötü bir anı yok. Hep yok. Eğlenceli, hoş. Tabii. Çünkü başka türlü öyle bir hayat yaşayamazdı yani. Mesela bakkala sepeti indirirdi üçüncü kattan. Öyle bir sipariş verirdi ki bütün Kurtuluş Mahallesi duyardı zaten onu. İyi yavrum bana oradan diye bağırdığı zaman bütün mahalle sipariş veriyor. Başka mahalledeki bakkal da bakıyordu. Yani. Herkes bakıyordu ya. Evet. Ya onun bir tane hikayesi var ya abi. Yani başına kötü bir şey gelmiş olmasına rağmen hayat devam ediyor. Tabii canım. Düşüyor ya inşaatçı. 56 Chevrolet ile izin verirsen onu da anlatayım buyurun hocam. İzleyen arkadaşlarımız da bu hikayeyi ilk defa duyacaklar. Rahmetli Alev Sezer'le beraber Nur Subaş'ın 56 model Chevrolet'si vardı. Böyle 3 oda bir salon, koldan vitesli. Ona da çok yakışıyordu Allah için. Onunla beraber Alev abiyle ikisi Sarıyer taraflarından gece bir yerden dönüyorlar. Arnavutköy'de birinin doğum günü partisine katılacaklar. Gidelim mi gitmeyelim mi derken Arnavutköy karakolundan çıkan o dik yokuş eskiden gidiş gelişti. Şimdi sadece aşağı iniş var. Oradan yukarıya diye arabayla vuruyorlar. Sola dönüyor. Kafalar iyi mi abi? Tabii. Evet. Alev abi dön buradan sola diyor, dönüyorlar. Dön buradan sağa diyor. Öyle bir köşeden dönüyorlar ki yol şöyle. Buraya bir evi yıkmışlar. Böyle 12 metrelik temel çukuru var. Ve tahta perdelerle böyle kapatmışlar orayı. Nur Bey virajı ikinci vitesle alıyor. Yolun ortasına gelince araba tık 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 diye duruyor. Boşa alıyor. O arada çalıştıracak. Yaparken... Bu farkında değil kapasiteyi. Araba geri geri kaçmış. Tahta perdelere bir koyuyor. Oradan temel çukurundan aşağıya geliyor. Ve koskoca Chevrolet çalışır vaziyette böyle dik. Farları gökyüzünü aydınlatıyor. Alev abiyle ikisi kozmonot gibi oturuyorlar içinde. Böyle gökyüzüne bakıyorlar. Alev abi demiş ki Nur Bey ne oldu demiş ya. Düştük. Sonrasında anlatıyor. Basit bir açıklama. Ha, abi sonra ne oldu dedim. Sonra ne olacak yavrum? Memlekette ne kadar siren çalan alet varsa hepsi mahalleye geldi. Ambulans, itfaiye, polis. Bizi araçların içinden uzay aracından alır gibi iplerle mahallenin yuhları, alkışları. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Nur hocamızı da saygıyla, sevgiyle bir kez daha aldık. Saygıyla anmış olduk. Evet. Bu anıları anlatma fırsatı verdiği için de kendisine minnettarız. Ayrıca ben size teşekkür ederim. Bu ya. Anıları anlatma fırsatını bana verdiğiniz, lafımı bölmediğiniz. Hani arada abi. Aklıma bir şey gelseydi girerdim ama. Allah'ım. Evet. Peki hocam gelelim şimdi gündemimize. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz. Ya vermeyelim ara, devam edelim hocam. Efendim programımız 4 nala giderken Can Hoca birdenbire feveran edip bir dakika abi ara verelim dedi ve buyurun. Anlıyorum. Evet, ellerimizi temizledik hocam. Ellerimizi bu solüsyonla bile yapsak böyle 30 saniye şey yapmamız lazım en az.
Var makaraları falan. Abi senin belki haberin yok ama benim... koronavirüsü Türkiye'ye giriş yaptı. Vatan evet. topraklarında şu anda koronavirüsü var. Evet. Onun için biz de önlemimizi alıyoruz. Aslında seninle benim de mesela bir metreden daha uzak olmamız lazım. Şu anda burası bir metre var mı? Yok hocam daha iyi. Peki hafif böyle bir geriye çekilsem hocam şöyle, böyle. Olur, tamam. Şöyle olsam kadrajın dışına çıkıyor muyum? Abi sen o tarafa yani şöyle dursam mesela arkadaşlar. Şöyle iyi mi? Durman önemli değil. Tokyo'ya doğru konuş. Bana doğru konuş. Tokyo'ya doğru konuşuyorum. Ben de bu tarafa doğru konuşurum. Peki Tokyo'nun ne günahı var hep Tokyo'ya doğru konuşuyorum burada? Abi o bağışıklık sistemi çok iyi. Ama sen de şimdi bana bak yaklaşıyorsun. Ben o tarafa konuşuyorum tamam. Peki. Niye sırtını döndün sen dönme. Ya ama Tokyo'ya doğru konuş dedim. Abi Tokyo'nun aldığı vitamini biz alsak var ya. Evet. Bu arada hocam o aldığımız antiseptik artık yok. Niye? Geçen hafta aldık ya. Tüketti insanlar marketler falan hemen. Aa. Evet o konuya değinelim. Buyurun. Müsaade edersen abi. Estağfurullah buyurun. Bu arkadaşlar sevgili dostlar bu koronavirüs Türkiye'ye giriş yaptı. Bir tane vatandaşımız da tespit edildi. Şu anda kendisi tedavi altında. Yani şu ana kadar bu programın yayınlandığı saate kadar inşallah sadece bir tanedir. Bu fırsatçılardan bahsetmek istedim abi. Buyurun. Arkadaşımızın The Sakal of the World'un dediği gibi bunu biz geçen hafta almıştık. Alabildik. Bu hafta almak istesek hem alamıyoruz, yok. Varsa da böyle şeyin altından, dolabın arkasından böyle sağ size sonra özel bir şey yaptım deyip 20 liralık şeyi 200 liraya satmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu fırsatçılara meydan vermeyelim. Şikayet edelim Ticaret Bakanlığı'na. Almayalım yani o anda da almayalım ne yapalım? Fiyatını öğrenelim. Kardeşim ben bu kolonyayı 5 liraya almıştım. Şimdi sen diyorsun ki 25 lira. Almıyorum ve seni şikayet ediyorum diyeceksin. Gidip şikayet edeceksin. Peki hocam bu marketlerdeki makarna çılgınlığı nedir? Ben onu anlamadım. Hani bu hakikaten mesela sosyal medyada bunu abartı olsun diye mi yapıyorlar? Çünkü bizde bir şey de oluyor biliyorsun. Böyle bir ufak bir şey patlak verdiği zaman herkes o konuda çok bilgili olduğunu zannedip saçma sapan şeyler işte eniştemin baldızının görümcesi Cerrahpaşa'da çalışıyormuş falan canım bacana abi, bilmem nereden duymuş. Zaten onunla ilgili ben bir de tweet atmıştım. Evet. Yani arkadaşlar merhaba dediğiniz herkesin Sağlık Bakanlığı'nda bir akrabası olmak zorunda mı? Yolda karşılaştığınız her adam metrobüste duydum. Metroda duydum Sağlık Bakanlığı'nda bir arkadaş varmış. Şöyleymiş böyleymiş gibi palavralara kanmayın. O WhatsApp grupları var ya abi. Yani şu anda mesela Türkiye'de 500 tane hastanede 600 tane hasta var o şeylere bakarsan. Çünkü hastane adı veriyor, adamın adını veriyor, yaptığı işi veriyor falan filan. Ya Allah aşkına biraz kafayı çalıştıralım ya. Gerçekten ya Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerine itibar edelim abi. Bence mesela Sağlık Bakanlığı'nın okullarla ilgili okullar kapanacak mı, açılacak mı? 20 gün tatilmiş, Haziran sonuna kadar tatilmiş. Canınızın çektiğini söylemeyelim de yani bazıları Haziran sonuna kadar tatil olsa ne güzel falan diyor. Canımızın çektiğini söylemeyelim de ya Milli Eğitim Bakanlığı'nı dinleyelim, Sağlık Bakanlığı'nı dinleyelim. Kafamıza göre böyle yolda karşılaştığımız yarım saat evvel gördüğümüz bir adamdan böyle kulağımıza üfürdüğü saçmalıklarla hareket etmeyelim. Prensip çok basit abi temizlik. Elini kolunu yıkayacaksın devamlı. Temizlik abi temizlik. Peki hocam biz birbirimizi gördüğümüz zaman devamlı böyle bir gıdıdan girme vardır. Vay canım abi muhaha muhaha. Dur abi belki de abi belki de yani bu bir koronavirüsünün bu bizim ülkemiz için. Bir de böyle yani sarışıp öpüşen ne denir? Yakın temasta. Yakın temasta giren ülkeler için diyelim. Evet. Bunu sevenler için belki bir şey olur. Fren olur. Böylece sarılıp muha muha Can Hatice gibi öpüşmeyiz. Evet. Bu bir vesile olur. Yani eyvallah baba deriz, merhaba deriz, tokalaşırsak, peki, yani tokalaşmaya indirsek o... Tokyo'da mesela Japonlarda da böyle midir? Onlarda da yakın temas var mıdır yoksa hep uzaktan mı böyle? Yok uzaktan. Saygıyla. Uzaktan. Eğilir. Evet. Uzaktan karşılıklı. Bence bizde de öyle olmalı. Yani uzaktan, geldi. Selamını, merhaba abicim. Nasıl? Eyvallah deyip geçeriz. Bizde hani şu vardır. Eyvallah, eyvallah o da dersin. Güzel. O da güzel. O da güzel. Ama alınganlıklar, kırılganlıklar da olur hocam. Elimizi uzattık, arkadaş bir merhaba demedi. Evet, kitap fuarında benim başıma geldi. Ankara kitap fuarında mesela. Evet. Şeyi sıktım, solüsyonu. Sıktım böyle böyle yaptım. Can abi hoş geldin dedi. Nemli nemli sıkıştık adamla. Dedim ki hani virüs var falan. Sen de sıkışma. Sıkışma yani. Belki de bende vardır falan dedim. Olsun be abi bize bir şey olmaz dedi. Geleneksel olarak. Arkadaşlar bu küçük şey ayrıntıyı da söylemek zorundayım abi. Bize bir şey olmaz sözüne şöyle karşılıyor. Biz kimi? Biz kim abi? Ama hoca şöyle bir şey. Abi bak bize bir şey olmaz diyenlerin şu anda
mezar başında fatihaları okunuyor. Onun için bize bir şey olmaz demeyelim. Tedbirli hepimize olalım. Hepimize bir şey olabilir. Evet. Tedbirli olalım. Tedbirli ama... olalım. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Vitaminlerimizi alalım. Ama şu gerçek de var hocam. Mesela her coğrafyada yok bu. Yani evet. Bizde mesela bir tane görülmesi... Hani tabii ki gönlüm ister ki birde kalsın. Hani belki 3-5-10 olur ama mesela İtalya'da çok fazla. Yani abi tahmininden fazla. Görünmesi de önemli değil aslında. Yani hastalık olabilir. Evet. Bu hastalığın ille de böyle ölümle sonuçlanacak diye de bir şey yok. Onun oranları var. Daha çok 65 yaş üstüne vuruyor. Mesela çocuklarda hiç ölüm yok. İyileşme oranları çok yüksek. Yani öyle bir istatistiklere bakarsan buna benzer daha beter çok hastalık var içinde yaşadığımız. Bu nedense doğru. Böyle dünya çapında bir şey oldu. Tamam önlemler alınsın tabii. Daha fazla ekonomik zararlar da olmasın. Mesela İtalya şu anda... Hayat durdu dükkanı İtalya'da. Dükkanı kapattı, evet. Zannediyorum dükkanı geçen... kapattı. Az önce mi haberlerde söyledi? Galiba akşamları sokağa çıkmayın falan diyorlar insanlar. Yani akşam 6'dan sonra diye. Geçen vardı. Akşam 6'dan sonra Roma'da bir tek Allah'ın kolu gezmiyormuş. Gezmiyor. Ne yapıyorlar? İlaçlıyorlar mı kendini? Yani bir şekilde... Tabii ilaçlıyorlar tabii de. İlaçlıyorlar ama... Yani... İnşallah bizim ülkemizde de öyle bir şey olmaz abi. Yani böyle karantina, ülkenin tamamının karantina boyutunda bir şey olmaz. Onun için ne yapıyoruz? Temizliğimize özen gösteriyoruz. Tamam da temizliğine ülkeyi... özen gösteren ülkelerde yok. Mesela ilginç bir şekilde Suudi Arabistan'da yok. El yıkama oranları çok yüksekmiş mesela Suudi Arabistan'da. Doğru. Abdest mi abdest alıyorsun? Evet. Yani Müslüman ülkelerde hani günde 5 vakit abdest almaktan dolayı da belki de daha az görünüyor. Onunla ilgisi olabilir. Çünkü... Şundan şundan oluyor diye bir şey. %100 temizlikle ilgili bir problem. Yapacak bir şey yani yok. Yani yapacak bir şey işte elimizi yıkayacağız abi. Bu. Hijyenimize önem vereceğiz abi. Kıyafetlerimizi kalabalık bir ortamdan geldik. Balkona asacağız, bir havalandıracağız falan. Öyle şeyler var. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, önlemleri lütfen Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden takip edelim. Hasan abinin sitesinden takip etmeyelim. Osman emmi demiş ki evet. Yakup dayı var ya falan. Görümcemden duydum. Evet. Eltim'in yani, kocası söyledi. Kudret narını böyle eziyorsun. Böyle sürüyorsun ekmeğe falan gibi. Saçma sapan şeyler yapmayın. Yapmayın diyorsun hocam. Peki bununla ilgili... Kudret narını şuradan şey yapıyorum. Tokyo çok sever. Evet. Peki avuç hocam, avuç yer abi. Peki bir de şunu soracağım hocam. Bununla ilgili yapılan parçalara ne diyorsun? Ne parçası? Böyle şarkılar falan yapılmıyor. Ona ne diyeyim abi? Yani ona ne diyebilirim ki? Ya arkadaş şu mukallitliği... Eskiler biz mukallitlik deriz abi eskiler. Kim? Bu mukallitliği bazı konularda yapmamak lazım. Yani böyle konular. Çığ yani. Düşüyor komiklik. Koronavirüsü türkü yapıyorsun, şarkı yapıyorsun, oyun havası yapıyorsun. Bir durun ya. Arkadaş bir durun ya. YouTube'dan size yazı mı geliyor? Yani acil hemen koronavirüsüyle ilgili şaklabanlık yapın. Şaklabanlık videoları çekin diye bir yazı geliyor demek ki yani. Twitter'da aynı şekilde şakala gırla. Hastanelerde şöyle oldu falan. Ya Allah aşkına. Abi her şeyin şakası olmaz ya. Vallahi şiraze deriz biz. Şirazesi kaydı. Ne olur? Siz kimsiniz? Biz abi işte. Abi, şundan bir alabilir miyim hocam? Bu kadar konuştuğunuz için ben de bir... Şirazesi... Tekrar abi, böyle bir... marka göstermeyelim. Tamam aldım hocam. Böyle abi, mi yapıyoruz? Benim ellerim soyuldu ya. Biraz abartmadım. Ya böyle. Ellerim var ya tahta oldu. Tahta. Yemin ediyorum bak. Tamam abi yeter. Gösterelim derken... Evet. Bepanten mi? Evet. Akşamları... Bu nemlendirici işi, şirketimizde nemlendirici işine Tokyo bakar. Evet. Evet. Marka ismi demek ki reklam aldı. Tokyo. Reklam aldı ve böylece yani... bunu burada zikretti. Sağ ol Tokyo. Bize de bir şey var mı? Tabii, uyanık tabii. Hayatım biz öyle bir şeyimiz yok. Kimseyle, herkese biz eşit mesafedeyiz. Marka da söyleyebilirsin. Bir şey yok. Bir... Önemli değil. Evet son gelen fakslarda enteresan şeyler var mı hocam? Yani mesela sus be adam yahunun dışında. Bakalım abi. Soruyorlar sen hocam. Sus kardeşim falan. Bakalım benim, abi. Bizim benim, kanalımıza sakala 50 bin lira ne oldu diye soruyorlar. Ha sakalın motor işi ne oldu diye o konuda bana da çok yoğun baskı geliyor hocam yani. Daha da önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar buyurun. Size. Bu ilk defa zannediyorum bu kanalda ilk defa söylenecek bir şey bu. Buyurun. Daha önce de fırsat oldu ama denk gelmedi. Bunun kanalımıza... altına yazabilir miyiz? Kanalımızda ilk defa. Evet. Söylüyorum zaten. Tamam. Kanalımıza abone olun. Abone olmak deriz yani bu kadar yani. İlk defa söyleyeceğim şey buydu abi. İlk defa söyleyeceğim buydu. Yoğun tepkiler var hocam yine. Yoğun tepkiler falan yok abi. Yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz. 0 lira.
lütfen abone ol tuşuna basın. Yarın öbür gün belki Zafer Algöz'le bir yemek yeme, Tokyo'desi tokatlamak, sakalla motora binmek. Sakalla motora binmek. Hocam, benden bir Bursa'da kebap yeme imkanı bunu gibi size, seçenekler olabilir. Bunu size Allah sen Beşiktaş söyledi. Forması verebilirsin. Verebilir ben mi? Fenerbahçe forması hediye edebilirim. Kitaplarımızı hediye edebiliriz. Böyle çekilişler yapabiliriz ama bunu yapmak için abone olan kişilerden yapabiliriz. Abone olmayan kişiden yapamayız. Sevgili Can hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bunu kapatıyoruz ve hemen yorumlara geçiyoruz. Hemen yorumlara geçiyoruz. Bakıyoruz hocaya neler gelmiş. 350 tane yorum var. Geçen haftaki videomuzla ilgili çok evet. İyi bir şey bu. Evet. Yorumların çok olması ve beğeninin hani şu var ya abi. Şu ve şu var ya. Bu daha çok bu artık iyice azalmaya başladı. Çünkü konseptimiz artık anlaşıldı. Hani sus be adamın bir şey ifade etmediği aslında... Susmamaya programlanmış oldu. Buna evet. Değinmeniz iyi oldu. Bir de şunu söyleyelim. Yorumları okuduğunuzda anlasınlar. Bir de şunu söyleyelim abi. Geçen hafta biz bu programda lafın içinde artık program yapmayacağız. Bu son programımız falan demiştik. Onu çok dikkate alanlar olmuş sağ olsunlar. O skeç Fax içinde. Yağmuru. O skeç içinde bir cümleydi. Fax yağmuruna boğulmuştu sakal. Evet. Bana da Instagram'dan ve diğer sosyal medyalardan ulaşan Facebook'um olmamasına rağmen Facebook'tan ulaşan arkadaşlar oldu. Abi şaka yapıyorsunuz herhalde dediler. Evet şaka yapıyoruz. Tabii ki bu program daha yeni başladı. Isınıyoruz şu anda biz. Anlıyorum. Biter mi? Hocam. Evet. Sakalın motor ne oldu diye bana çok yoğun fax geliyor ben sana söyleyeyim. Evet sırf Cem Yılmaz'ın abisi diye mi bu program? Can Yılmaz ne iş yapar demiş arkadaş. Bunu uzun... Başta o kadar ünvanını sayıyoruz evet, uzun hocam. Uzun şair, yazar, uzun, oyuncu. Uzun. Bir daha mı saydıracaksın? Evet bu arkadaşımız demek ki ünvanı var. Yarım saat evvel beni tanıdığı için evet. Bunu geçiyoruz. Bunu geçiyoruz hocam. Kolpa'da bir numara sizin gibi kankalarım olsun isterim demiş. Evet. Banlayan Bonana, he? Zonana. Kolpa'da bir numara. Kolpa'da bir numara. Kolpa demeyelim de maval deriz biz ona daha çok. Siz kimsiniz hocam Allah aşkına bu devamlı. İlk iki dakikayı 8 defa izledim diyor. İlk benim açılış. İlk sizin. Benim açılışı evet. Teşekkür ediyorum. Anlıyormuş arkadaşım. Geçen haftaki mavalınız üzerine arkadaşımız diyor ki Emekcan Çelik. Evet. 72'de Karım Yüksel'de bahar şenliklerinde sevgili Zafer Algöz ile yağlı güreş tuttuk. Beni maalesef yendi. Mustafa abiye de hakem kararıyla kaybetmişti. Ben ancak kendisinin dayıoğlu Ertuğrul'u tuş edebilmiştim. Canlı tanıyım. Lütfen çamur atmayalım diyor. Sana söylüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emek, kardeşim. Can, Çelik, Algöz. Evet. Evet. Yok Algöz yok. Hemen Algöz oraya eklemeyelim. Yok öyle bir şey. Gülmekten yarıldım demiş o kadar. Evet. O arkadaşımız. Arkadaşlar elimizden geldiğince videoları paylaşalım. Evet belki buradan gelecek paraya ihtiyacı yok ustaların ama adamlar saatlerde çene yoruyor. 100 binleri geçmeleri lazım demiş. Teşekkür ederiz Tanrı'nın gazabı. Uzağa görmüş ama arkadaş. Tanrı'nın gazabıymış arkadaş. Olsun uzağa görmüş. Geyik muhabbetinin kazan dibisi demiş bir arkadaş. Doğru bir teşhis. Zafer Algöz'ü 25 Eylül 2020'de çayıra bekliyoruz diyor Karım Yüksel'de. 25 Eylül. Evet. Tokyo bunu not etsene. 25 Eylül. Zafer Algöz dikkatli örnek ver diyor. Evet. Yani Karım Yüksel'de bulurum diyor seni. Anlıyorum. Kanalın ismini kendi isminiz yaparsanız daha iyi olur diyor. Evet. Tokyo'dayız. Bu arkadaşımız Ahmet Üzümcü. Ahmet Üzümcü kardeşimiz diyor ki kanalın ismini burada olan burada kalır yapmak yerine Zafer Algöz Can Yılmaz yaparsanız daha iyi olur diyor. Bir de vlog yapın diyor. Evet bir arkadaşımız o demin dediğimiz şeyi tekrar burada sormuş. Abi sakın bitirmeyin hayatımızın bir parçası oldu diyor. Hayır o kadar abartmanıza gerek yok. Hayatınızın bir parçası olmak güzel bir şey ama çok da abartmamak lazım. Sosyal medyayı hafif sevmek yeter. Evet Zafer abi tüm sporlara ait birikiminde hayranlık uyandırıyor. İzin verirsen sana güzel adam demek istiyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Erhan Odacı Algöz. Sağ olsun. Hep bize gelenlerin soyadları Algöz. Evet. Can Yılmaz evet. Zeki bir adam. Zafer Algöz zaten tartışılmaz ama Can abi bir numaradır. Aslan Can abi, Büyük Can abi, Canımsın Can abi. Demek. İsmi? Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen Yılmaz. Terapi gibi bir saat. Evet. Biz evet. De zaten terapi için yapıyoruz. Bitirdim. Hayatın gün içinde ve hafta içinde yaşadığımız gerginlikleri burada atıyoruz bu evet. Eğlenceli programda. Öhler daha çok olsa diyor. Evet ben
45 dakika onu aslında bir yapalım abi. 45 dakika sen onlaralarda. Abiler fax mı kaldı demiş. Evet, Oğuz bizde Çelik, fax var. Evet, Oğuz Çelik burada abi büyük oyunu gördü. Büyük oyunu gördü ve fax mı kaldı diyerek bizi şey, madar etti. Madar. Doğru, fax kalmadı. Madarakis deriz biz ona. Zafer Baba, bu program sen varsan var. Yoksa Viran demiş. Sen Viran şehire gittin mi abi? Gittim abi. Evet, bu kadar. Zafer Bey, Tutunamayanlar dizisinde bir sahnenizi izledim. Aklıma geldikçe gülüyorum. Şu kafanıza çorap geçirdiğiniz sahne çok güzeldi diyor. Evet, bir soygun şey ediyorum. Var. Evet. Adam kaçırma sahnesiydi. Evet hocam. Elveda diye programı kapattınız. Hayır, Elveda'yı kapattım. Erkan Can ne zaman geliyor? Evet, Erkan Can'ın soracağız. Soracağız, gelirim oğlum dedi. Ama şimdi bizim de çekim programımız falan var. Uygun bir zamanda geleceğim. Evet. Geleceğim oralara dedi. Erkan abi de olsa aynı bu şekilde cevap verildi. Evet. Sakın ha bu programı Semih Saygıner ve Şahika Ercümen'e izletmeyin. Niye? Şahika Ercümen kim? Tüpsüz dalan evet. Kızımız. Niye izletmiyoruz? Ne bileyim. Feridun yine mi balon getirdi? Feridun değil abi. Ercüment miydi? Neydi abi senin? Ertuğrul abi. Artık ne? Bütün mahalle ezberledi hoca. Demaz mısın desin? Devamlı çocuk. Evet. Ferhat Süha Köse arkadaşımız demiş ki. Evet. Ki ben de aynı görüşteyim. Çeriz silkeleyici Zafer abi az değilsin. Bana diyor. Evet. Vay canım. Fayans dizmekten geliyor. Ha tabii o anlamda evet. Levent Çebi demiş ki abi nacizane fikrim şu ana kadar milyon olmalıydınız bence. Lakin olmamasının sebebi siz değilsiniz. Sanki daha çoğu için sizin de ulaşmakta çok zorluk çekmeyeceğiniz sohbeti sizi seven kitle. Evet noktalar virgüller olmayınca böylece okuma yazma seferberliği yarıda kaldı hocam. Çok teşekkür ediyoruz Levent Çebi kardeşimize. Evet. Dünyanın en itici açılışı demiş Mücahit Çalışkan. Sağ olsun. Sevgili Mücahit Çalışkan'ın şöyle bir şeyi ben tebrik edeceğim. Dünyadaki bütün literatürü takip edip onların içinden en itici seninkinin olduğunu tespit etmesi müthiş. Sağ olsun. Yani dünyada herhalde 500 milyon tane açılış falan vardır. Açılış vardır. Bu açılışın en itici olduğunu bulan Mücahit Çalışkan'a benden bir rabdiye kazandı. Evet. Ben de kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl söyleyeyim bu birikimiyle hocam birdenbire olayı fark edip zınk diye hemen bizi çıtanın önüne koymuş. Evet. Sağ olsun. Nihan Aydın kardeşimiz evet. Demiş ki 11.29. saniyede olan bir hatayı söylüyor. Zaten diksiyon hatası deniyorsa bilinçli yapılmaz. Bilinçli yapılana hata denmez. Can Yılmaz diksiyon hatasının yanında anlatım bozukluğu da yaptı. Zafer Algöz her halükarda kazanır beyler diyor. Bu anladım. Bir şey söylemiştim. Sen cephe demiştim. Sen evet. Cephe değil cebe demiştin. Evet, i̇şte hocam. O laf nelere mal böylece oldu. Böylece büyük olaylara sebebiyet verdi. La mahkemelik. Evet. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorum videosu yaparsanız 10 milyon izlenir diyor. Vay YouTube'dan canım. Ne kadar para kazanıyoruz videosu yapamayız çünkü bir para kazanmıyoruz. Tamamen evet. Tokyo desin ameliyatına gidiyor. Evet hocam böylece bence artık bu mesaj okumaları bırakalım. Hayatın gerçeklerine dönelim. Ne oldu abi hoşuna gitmedi. Can Yılmaz'ı övgüler alınca. Yok pek bir övgü mövgü göremedim. Zafer Algöz döktürmüş diyen var. Ya bak ben onlara artık alıştım hocam yani onu değil. Ben diyorum ki şu formüle yarışlarından bahsedelim. Seyreder misin hiç? Formüleyi ben eskiden çok seyrederdim abi. Ne zaman? Schumacher olduğu zamanlar. Sonra? Schumacher kaza geçirip şeye geçince. Bitkisel hayata ondan girince. Sonra seyretmemeye başladım. Niye? Yani o şey yapıyordu böyle beni ekran başına çekiyordu. Neyini beğeniyordun mesela Schumacher? Her şeyini abi Schumacher dört dörtlük bir adam. Ama onun dışında da başka çok iyi sürücüler var. Kim? Ya ne bileyim mesela şu anda Hamilton var çok iyi. Olabilir. Yani Hamilton genç sürücüler bayağı var hocam. Tabii. Genç sürücüler şu an ya çok var. Genç sürücüleri ben takip etmediğim için bilemem ama Hamilton iyi olabilir tabii. Bir tane Brezilyalı vardı Sakal bilir onu. O da kazada öldü ya. Senna mı? Senna. Ayrton Senna. Ayrton Senna evet. Ben de mesela onun hayranıydım ama öldükten sonra yarışları terk etmedim hocam. Yine arada ama o bayağı oldu. Ben, sen seyrediyor musun abi şu anda? Ben daha çok hocam özel etapları seyrediyorum. Canlı seyrettin mi abi sen F1'i? Yok gidip hiç yerinde canlı seyretmiyorum. İstanbul'da biliyorsun pisti yaptılar. Aha. Bilmem kaç milyon dolara mal oldu.
F1'in iç kıyığına alınmıştı o da. Yani İstanbul yarıştı diye. Ama sonra galiba bir iki sezon yapıldı. Bir sezon yapıldı. İşte orada seyretmiştim ben böyle. Fın. O kadar. Ya ama ya onu televizyon başında seyretmek daha zevkli değil mi? Televizyon başında seyretmekse. Hayır. Değil mi? Sen eğer aşağıda garajlara girme kartın varsa, garajlara girmek derken kırkonun başında değil tabii. Böyle kenardan hani bir odada onların her takımın Mercedes'in seyrettiği bir şeyi var. Böyle lobby launch'ları var. Orada oturup seyredersen daha güzel oluyor. Ama çünkü bir sürü tribünden, kamera var. Tabii tribünden seyrederken geçti. Hamilton mıydı? Schumacher miydi? Tokyo mu geçti? O zaman tribüne gitmenin ne anlamı kalıyor bunda? Duruyorsun orada 360 euroyu vermişin. Abi de bırak. Ya Zafer abi her şeyi paraya bağlıyorsun. Abi hayır ya abi o bak, zevki almadım ki ben. Sevgili Zafer alıyorsun. Para harcamak için kazanılır. Mesela sen YouTube'dan şimdi milyonlar kazandığın zaman o parayla bir F1 yarışına gitmedikten sonra ben sana bir F1 sevdalısı demem. Ben F1 yarışına gitmem. İhtiyacı olanlara veririm. İhtiyacı olanlara dağıtıyorum. Hemen Tokyo elini kaldırdı boş bunun. Şu anlamda söylüyorum. Yani mesela pahalı ya biletleri falan. Evet abi pahalıysa da. Görmüyorsun ki ama yarışı. Olsun abi atmosfer diye bir şey var yani. Hani nereden haber alıyorsun? Kim önde, kim arkada? Biri... Oğlum canım o anonslar yapıyor. Ben hocam şey var, bunlar... ekranlar var. Ekranlar büyük ekranlar var. Oradan da ekranlardan da takip ediyorlar bizim yarışı. Yani canlı yayını orada abi, ekranlardan görebiliyorsun. Yani bazen öyle şey oluyor ki mesela yarışta teknik ekibin yapmış olduğu bir hata yüzünden yarışı kaybediyorsun. Ya da pilotun yaptığı işte bir lastik tercihi yüzünden hatayı kaybediyorsun. Orada en güzel yer aslında o şeyin olduğu yer. Ne deniyor ona? Pit stop. Pit stop'un olduğu yere yakın bir yerde oturmalı. 2018'de o dediğin oldu zaten. Orada işte macera orada bitiyor. Çünkü senin tribünlerin bazılarının yani olduğu yerler düz geçip gidilen yerler. Hı. Esas böyle sollamanın riskli olduğu, ulan oradan bir şey çıkar mı acaba bir heyecan olur mu denilen yerler başka başka yerlerde de oluyor. Oralara gerçi tribün de konuyor ama senin gibi elit adamlar genelde ana tribünde olduğu için en güzel yerde esas hadiselerin geçtiği yerleri göremiyor. Göremiyorlar. En güzel senin gibi adamlar için kokpitin pit stop olan yere böyle tepesinde olup böyle aşağıya bakacaksın. Evet. Bana şunu anlatır mısın hoca? Adam geliyor pit stop'a giriyor. Evet. İki saniyede bunun dört tane lastiği değiştirip depoyu fullleyip bir de herifin camını silip nasıl gönderiyorlar? Yüzünü silip böyle yürü baba diyorlar. Çünkü 10 tane adam var abi. Aynı adam değiştirmiyor ki lastiği. Abi bana... Sen lastiği değiştireceksin. Sen sağ ön lastiği değiştireceksin. Sakın başka bir şey yapma. Aa arabanın kenarında toz olmuş. Şu panzotu düzelteyim falan der. Abicim sen şu dört lastiği değiştir. Başka hiçbir şey yapma diyorlar adama. Ve bunun için de adama 22 bin euro verince sen lastikle yatıyorsun gece. Herhalde. Biz yani onları böyle seviyorsun. Bir de şey hocam. Onları değil, onlar lastiği zaten... çıkaran farklı. Yeni takan lastiği farklı. Takan farklı. Tabii. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi gelir gelmez bunu tak diye önden kaldırıyor ya. Yapıyorlar gidiyor hemen. O arada nasıl yapıyorlar bunu? Yani o kadar kısa zamanda yapabiliyorlar ki. Demek ki hoca bu da abi bir... Abi zaten oradaki pit stop'taki şey bazen de birinciyi belirliyor biliyor musun? Onlar evet. Arasında yani o benzin pompası gitti. Geçmiş olsun. Peki orada şöyle bir şey olamaz mı? Mesela Hamilton'un bijonlarından birini sökecek olan adam al yavrum şu yerine son pit stop'a girdiğinde hay Allah vida tutukluk yaptı. Bize 2,5 saniye kazandır yeter yavrum olmaz mı hiç orada? İşte bir Türk, arkadaşlar, sevgili dostlar bu bir Türk kafasıdır. Yani abi sen bir kere abi olmaz öyle şey. Neden aklıma geliyor? Neden olmaz biliyor musun? Neden? Adam zaten o şimdi bazı aşamalar var insanların hayatlarında. Hemen işe başlayıp Hamilton'ın garajında işe başlamıyor. Ta küçüklüğünden 5 yaşından başlıyor. Ulan ben diyor Hamilton'ın garajın acaba garajına girebilir miyim? Go kartla başlıyorlar. Go büyüyor o tekniker. Sonra da Hamilton'ın garajında hakikaten işe başlıyor. Ve adamın kariyeri için bu çok önemli bir şey. Senin gibi biri gelip al bakalım baba. Seni var ya parça pinçi geldi orada. Ya ama şimdi çünkü orada bir... Abi senin unuttuğun ayrıntı ne biliyor musun? Nedir hocam? Adanmışlık. Vay canına. Mesela ben sahneye nasıl kendimi adadıysam... Tabii. O da F1 yarışına kendini adamış. Ne abi bu kadar? Ne evet? Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi orada da büyük firmaların kendilerine göre çok büyük savaşları evet oluyor. Marka savaşları var. Hani onda var işte ne bileyim. Geçen gün bir Mercedes şey söyleyeceğim var. Abi. Bölmek evet istemezdim ama bölmek zorundayım. Williams'ın şeyini izlediğimde. Hı. Bizim diyor diğer büyük markalar gibi. Çünkü o çok büyük bir şey değil. Takım değil. Daha küçük bir takım.
bizim diyor o diğer büyük takımlar gibi bütçemiz yok diyor. 200-250 milyon poundla bu işi çevirmeye çalışıyoruz diyor. 250 milyon poundla bu işi çevirmeye çalışıyoruz. Diye gibi, bir de diğerleri gibi bütçemiz yok diyor. Küçücük bir ayrıntı bu. 200 milyon poundla işi çevirmeye mi çalışıyoruz? Williams. Kendi yağımızda kavruluyoruz diyor. Evet. Demek ki diğer büyük şirketler dediği 1 milyar poundluk falan filan mı acaba? 1 milyar değilse de 500-600. 2 kat olsa 500 olur zaten. Evet. Sen abi şimdi bak 175 milyon dolarlık bir takımdan bahsediyorsun. Evet. O adamın da o adamın hesabına da bir 300 bin pound düşüyordur yani. O ni 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 yapıyor. Sen ona 50 pound, sen zaten 50 pound sıkıştırırsın. Şeyde yani ulan şu adama bir 20 bin euro veririm de demez. Yok. Nekeslik yüzünden ver 50 pound olup. Hayır. Evet. Onu zaten çok büyük firmalar olduğu için elbette o çocuğun da bir raiç bedeli vardır. Evet. O raiç bedeline bakar, ona göre indirirler. Adam yıllık atıyorum 35 bin pound mu kazanıyor? Ver 35'i arkadaş. Hemen. Peki abi sana bir şey söyleyeyim. Sen 35'i verdin, paraya evet. kıydın. Evet. Çocuk da aldı evet. ve yapmadı. Uç, yapmadı, uç. Yapmadı. Yapmadı mı? He. Aramız bozulur hocam. Aramız bozulur. Abi neden? Yediler bizi ya derim. Niye kafanız hep üçkağıtçılar çalışıyor abi sizin ya? Benim niye hocam? Yani ben bu işi daha hızlı yapmaya çalışayım da o adamı geçeyim demek yerine ben nasıl bir katakulliyle rüşvet vererek bu işi hallederim diyorsun? Çünkü formüle yarışlarında da bazı yarışların neticelerine itirazlar oluyor. Evet. Falanca firmanın sürücüsü diyor ki filanca firmanın sürücüsüne tur bindirdiğim halde bana özellikle yol vermedi diyor. Yalan mı sakal? Evet, yol vermemeden. Beni engelledi var. Diyor arkadan gelen yetişsin diye. Bu diyor ayıptır diyor. Firmalar arasında da böyle bir savaş ayıptır olduğuna göre. Ayıptır değil mi abi? O bayağı ciddi bir takım içindeki şoförlerde de oluyor. Bak takım içindeki şoförlerde tamam. bile oluyor diyor. Öyle bir rekabet. Hayır abi ben onu sormuyorum. Bu Avanta işi nereden geliyor? İşte ben de diyorum ki. F1'e de mi Avanta'yı sokmaya çalışıyor? Hocam ben de diyorum ki böylesine birbirlerine rekabet eden centilmenlik dışı davranabilmeyi beceren adamlar birbirlerini Avanta yoluyla baltalamanın yoluna da gidebilirler. Takım olarak iyi puan alacağım. Al yavrum şu 30 bini sıkıştır bir jona. Vut vut yap yeter. Karışma gelin. Abi öyle bir şey olmaz. Her adamı şey ne yaparlar biliyor musun? Hocam paranın olduğu yerde bir sporda bu kadar çok para varsa oraya biraz böyle bir temkinli bakmakta fayda var hocam. Ya şimdiye kadar literatürde öyle bir şey yok ya. Nasıl yok yani? Yok abi F1 yarışlarında rüşvet verildi Bijoncu'ya diye bir şey ben duymadım. Abi bırak sallama ya. Hiç motor spor yaptınız mı hocam? Motor spor ya. Hayır. Hayır. Ya şimdi programın sonuna doğru öyle bir soru sorduk. Motor spor ya. Başlayacağım anlatmaya. Bakalım abi. Yani. Bakalım senin yalanına vakit bakalım. Var mı? Var abi ha. biraz var. Ne kadar uzun bir yalan mı kısa bir yalan mı? Hiç hocam yani gayet açık bir. Motor siklete bindin mi abi sen? Motor siklete bindim. Bindim ama motor siklet sporu yapmadım hocam. Hayır bindin mi yani motor siklet? Bindim tabii. Vitesli motosiklet. Vitesli değil, otomatik. İki tekerlekli. Evet, evet. Peki yanlarından abi. Da düşmeyeyim diye kenarının da küçükleri vardı. İki o tekerlekli. O bisiklet abi. O ya yok öyle bir o şey. O ilkokul 3'te. Evet. Bak Zafer abi, peki. Sevgili Zafer abi. Ben senin yalansız, pure pak deriz biz. Olmanı istiyorum. Ama ben olamıyorsun abi. Bak 40. dakikaya gelince şöyle evet. düşündün. Ulan 40 dakika oldu hala ben bir yalan söyleyemedim dedin. Nereden biliyorsun? Ve geldin dolaştın. Biz benim motor sevdamı biliyorsun değil mi abi? Ben. Aşağıda motor var. Ben o motor. Garajda motor var. Evet. Ve yıllardır da biliyorsun ben motorla oraya gittim buraya gittim dedim. Bir gün dahi ben senin ağzından ya Can Hoca şu motoru ver de bir Beykoz'a gideyim dediğini duymadım. Dedim. Ben ne dedim? Sakala dedin ki sakın anahtarı verme dedi. Böylece motora binemedim. Siz yoktunuz hatta. Öyle mi? Evet. Hayır ben... Ben şimdi bir kere Zafer abi de bir talimat vermişim. Işte. Babam gelse anahtarı verme. İşte o talimat neticesinde biz de motora binememiş olduk. Sağlık olsun. Evet. Ama şu sakalın 50 binlik motoru artık bağlayalım. Bana çok yoğun baskı var. İzleyenler tarafından sürekli taciz ediliyor. Al abi olsun. Abi şu sakala 50 bini alın artık. 50 binlik motoru Can abi alsın. Can abi 1 milyon göster. Abone olduğumuz zaman alacağım abi. Bak diyor hocam 1 milyon demeyelim. Gel şunu 100 bin yapalım. 100 bin yapalım da. 100 bin zaten abi. Bu hafta sonu olur. 1 milyon abone olursak sakala motor alırım. Bak sana şey söyleyeyim mi? Şurada 100 bin desen sakal var ya 24 saat içinde bizi 100 bine çıkarır. Anında şey bütün... satın alır abi. Abi her şeyi yapar. Bak abi bizde her şey organik. 10 bin olsun gerçek olsun. Bizim olsun. Bizim olsun evet. Hocam. Hiç gerek yok. Abi şu... Sakal bir şey benim motoru artık getir yavrum be. Tabii hocam. Yani havalar ısındı. Evet. Zafer abi arkaya eskiden atın terkisini atmak vardı bilir misin? Bilirim hocam. Biz de motorun arkasına Zafer abi atıp şöyle bir açılalım gidelim. Bir gezelim yerlere, bakalım. Gezelim kayıt gidelim. Yapalım. Motorda bir gün gibi mesela. Gibi. Bir vlog çekelim. Vlog ne demekti? O muydu? Dışarıda video olan. Vlog. Dışarıda çektiğimiz video her şey video mu oluyor? Evet. Video vlog mu?
Bugün de siz kapatın hocam programı. Evet arkadaşlar. Bugün de her telden... Abi oraya kamera koydurdun zaten sen. Oraya kamera koydurdun. Bir de oradan hala gidip buraya alıyorsun. Hadi bunu buraya koydum. Buyurun. Abi, evet. Hayır kitapları gösterince ne oluyor abi? Yok ben bir şeye baktım. Benim. Sevgili dostlar... DNR'lar da bulamıyorlarmış bu arada Haşırtlı Blackboard'u. Yazmışlar evet, DNR'ların galiba dağıtımla ilgili henüz daha bir sorunları varmış, çözülememiş. Geçen hafta Zafer abi burada olan burada kalır yaptık pazartesi günü. Evet. Gösteri performansını yaptık. Bununla hiç alakası olmayan Dastas'taydık. Nasıldı abi sence? Yıkıldı. Gerçekten kapı baca kırıldı. Son yılların en, ya son yılların diyemeyiz zaten bir senedir oynuyoruz da. Son yılların, son ayların en güzel oyunuydu. Seyirciyle adeta bütünleştik, etle tırnak gibi olduk. Kapı baca kırıldı deriz biz. Bir tiyatro tabiridir. Arka kapıdan kaçtık. Arka kapıdan kaçmak zorunda kaldık. O arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. Kitaplarını imzalatmak evet. için bekleyenler varmış. Ama bizi sizi önden alamayız. Büyük bir kargaşa var, sizi bekliyorlar. Dövmek için mi artık onu bilmiyoruz. Arka kapıdan, biz garaj kapısından gitmek zorunda kaldık. Ama gerçekten müthiş bir gösteriydi. Instagram'dan da bu içinde bulunduğumuz virüs tehlikesi de var tabii. İstanbul'da evet. şu anda bir yasaklama, bir şey yok şu anda. Ama yine de Instagram ve sosyal medya hesaplarımızdan hem Zafer abinin hem benim takip ederseniz zaten başka da bir yerden reklam yaptığımız yok. Başka da bir yerden reklam yaptığımız yok. Sadece Instagram'dan ve Twitter'dan reklamımızı yapıyoruz. O azıcık reklama rağmen seyircimiz maşallah çok iyi. İnşallah... Oho abicim para verdik ona 300 lira. Ver abi onu. Yani, Tokyo'yu evet. yaptık. Yani. Bu da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Olmayın diyecektim az daha. Olmazsanız yani kötü olur. Kanalımıza abone olun. Bir neydi abi bizim programın adı? Burada olan burada kalır. Burada olan burada kalır. Gösteri içinde bekleriz. Çok eğlenceli geçiyor, güzel geçiyor. Zamanınız, fırsatınız varsa her zaman bekleriz. Benden bu kadar abi. Buyur. Hocam biraz rekaketli yani rekaket deriz biz. Hani tutuk. Evet. Bir kapanış anonsu açlıktan olmasına rağmen. Abi, açlıktan. Açlıktan hocamın. Aç mısın abi sen? Acım hocam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.